Bir dikkat et! Ne oluyor ya? Sakın inme arabadan. Yardım edin. Askerim ben. Karım ölmek üzere. Yardım edin. Hastaneye yetişmemiz lazım. Yardım edin. Ne oluyor? Kapıyı aç çabuk. Yaralı var. Hastaneye gitmemiz lazım. Bırak. Nesi var? Vuruldu. Öldü mü? Yaşıyor. Hangi hastaneye gideceğiz? Ben burada hastane falan bilmiyorum. Tamam tamam, ben bakıyorum şimdi. Sür sen. Dayan Bahar, dayan. Dayan, yetişeceğiz, dayan. Tamam, buldum. Buldum. 8 kilometre ötede Özel Çamlı Hastanesi var. Abi 10 dakika oradayız inşallah. Tamam, çabuk ol. İleride yol çalışması var görünüyor. Sür sen, sür, sür. Yavuz. Hiçbir şey hissetmiyorum, normal mi? Tamam, korkma, korkma. Sakin ol. Yetişeceğiz. Sen daha önce vurulmuştun. Sen ne vuruldun? Ne zaman ben hatırlamıyorum. Ben vurmuştum seni. Omzundan vurmuştum, hatırlıyor musun? Hani bir köy düğünü vardı. Hatırlıyor musun? Sayılmaz. Sıyırmıştım. Bekliyoruz. Beşiniz Urfa, Diyarbakır 1478, gri cip. Kaçıyorlar, hemen önlerini kesin. Biri vurulmuş. Burada bayağı kan var. Kötü vurulmuş. Her yerde kovanlar var komutanım. Burada bayağı çatışma çıkmış. Bunlar bizim kovanlar. Yavuz komutana ait olabilir. Etrafa bakalım. Hadi. Biri geliyor. Dur! Kim var orada? Ateş etmeyin, mora ben. Komutanım, yaralanmışsın. Sıyırdı sadece, önemli bir şey yok. İyi misin? İyiyim. Komutanım, Yavuz komutanım nerede? Karısı vuruldu. Durumu kötüydü. Ben de onları burada bırakmıştım. Ne? Bahar mı vuruldu? Komutanım, ne vurulması, ne diyorsun sen? Durumu kötüydü diyorum. Onları burada bırakıp dermanın peşinden gittim. Silahlı adamlar gelip dermanı aldılar. Çok mu kötüydü? Başarabilir mi bilmiyorum. Nerede peki? Bilmiyorum.
En son onları burada bırakmıştım. Erdem komutanımın haberi var mı acaba? Hemen arıyorum. Alo komutanım, haberler kötü. Ne oldu? Bahar vurulmuş, durumu iyi değilmiş komutan. Anladım. Tamam. Şimdilik bu bilgi gizli kalsın. Derman? Derman'ı silahlı adamlar götürdü ama onun için çember daralıyor komutanım. Peşindeyiz. Siz hala gemide misiniz? Hayır. Valiliğe gitmem emredildi. Bir kriz masası oluşturulmuş. Güler ablanızı hastaneye bıraktıktan sonra oraya geçeceğim. Yavuz'la da konuşurum. Siz Derman'ın peşini bırakmayın. Emredersiniz komutanım. Ne diyor? Derman takip etmeye devam edin diyor. Komutanım, ikinci boru komutanımı hastaneye götürün. Hayır hayır, dayanırım ben. Yaralı olduğumu biliyorlar, gelip alacaklar beni. Emin misin komutanım? Siz gidin. Derman daha önemli. Hadi o zaman gidiyoruz. Kaç aylık hamile? Çok yeni, birkaç hafta oldu. Nasıl oldu? Biri karnına tekme attı. Hemen ultrason hazırlayın. Baba, anneme de bebeğe de bir şey olmayacak değil mi? Olmayacak kızım. İnşallah olmayacak. Her şey düzelecek. İnşallah. Ne oldu? Ne dedi doktor? Bilmiyoruz işte, şimdi aldılar. Bahar'dan da haber yok değil mi hala? Evet baba ya. Bahar ne oldu? Ben bir görüşme yapacağım. Baba, kötü bir şey yok değil mi? Dur kızım şimdi. Hadi acele et, geç kalacağız. Abi sürüyorum. Komutanım. Yavuz nasılsın? Bahar nasıl? Yaralı komutanım, iyi değil. Hastaneye yetiştirmeye çalışıyoruz. Yakınlarda bir hastane bulduk. Çamlı Hastanesi. Gidiyoruz. Tamam, biz de oradayız. Güler ablanızı getirdim. Gerekli hazırlıkların yapılmasını söyleyeceğim. Tamam, geliyoruz biz de. Bahar, az kaldı Bahar. Yetişeceğiz. Sakin ol, yetişeceğiz, tamam mı? Yavuz. Sakin ol. Ben çok iyiyim canım. Yanındayım. En azından beraberiz. Kollarındayım. Senin kollarında ölmek bile güzel. Öyle şeyler söyleme Bahar. Şimdi sırası değil. Söyleme öyle şeyler. Dur. Ya yolu açın, yolu. Yaralı var arabada. Ya ne oluyor? Yolu açın. Ne oluyor ya? Hadi, kan kaybediyor. Açar mısınız yolu? Yol şu an kapalı. Biraz beklerseniz açılacak. Ya kan kaybediyor. Ya yaralı var diyorum, vurulmuş. İçeride yaralı var, kan kaybediyor. Açın şu yolu. İşin ciddiyetinin farkında mısınız? Kardeşim, vurulmuş diyorum ya. Yaralı var arabada. Ya açar mısınız yolu? Bakın beyefendi, yol kapalı şu an. Bırak lan beyefendi. Benim karım ölüyor. Gel buraya, gel. Bak! Bak dönüyor, bak! Açın yolu! Yolu hemen açın! Yaralı var! Aç yolu! Aç! Açın yolu! Yaramaya. Hadi kardeşim, çabuk! Kusura bakma! Çabuk! Derman Bahar'ı vurmuş. Durumu kötüymüş. Ne diyorsun kardeşim sen? Durum bu kardeş. Biz de Derman'ın peşindeyiz. Ama bu sefer kaçamayacak köpek. Ne olmuş? Bahar vurulmuş. Durumu kötüymüş. Ne demek Bahar vurulmuş ya? Nasıl kötüymüş? Kardeşim, ben seni arayacağım birazdan. Abi ne kadar kötüymüş? Bilmiyorum. Kötü dedi işte. Ya böyle hiçbir şey yapmadan duracak mıyız? Kalkalım İstanbul'a gidelim, bir şey yapalım yani. Ben izin işlemlerini başlatıyorum.
Nazlı. Su. Size kötü bir haberim var. Yavuz abiye bir şey oldu yoksa baba? Yok yok. O iyi. Bahar. Bahar'a mı bir şey oldu? Kötü bir şekilde yaralanmış. Ne? Baba ne diyorsun ya? Maalesef. Allah'ım delireceğim ben ya. Delireceğim, bitmiyor dertler ya. Abi çok mu kötüymüş? Detayları bilmiyoruz. Gelince öğreneceğiz. Ama siz sakin olun. Biliyorum zor ama sakin olun. Biz neleri atlattık, bunu da atlatacağız, tamam? Allah'ım ne olur sen hepimize yardım et, ne olur. Ne olur. Doktor hanım, iyi mi anne? Annenizin durumu iyi. Ultrasonda da bir sıkıntı görünmüyor. Bebeğimiz? O da hayatta. Şimdilik. Biraz daha bakmak lazım. Bu travmadan etkilenmiş olabilir. Anneye de bir ağrı kesici verdik. Biraz dinlensin. Çok şükür. İyi bir haber aldık sonunda. Görebilir miyiz peki? Birazdan. Geçmiş olsun. Sağ olun. Tamam. Anlaşıldı. Ne oldu? Her yeri tutmuşlar. Aracı da biliyorlar. Değiştirmemiz lazım. Artık çok geç. Ne yapacağız? Sen değil. Sakın yüzünü gösterme. İyi günler memur bey. Hayırdır, bir durum mu var? Var. Motoru kapat. Ehliyet ruhsat hazırla. Bizi oraya götür. Gidiyoruz abi, gidiyoruz. Ucuz atlattık. Çok korkuttun bizi anne. Ben de korktum kızım. Ben de korktum. Yakalayabildiniz mi o alça? Az kaldı Güler, az kaldı. Diğerleri nasıl? İyi mi? Bahar? Ha? Herkes iyi. Sen onları merak etme. Konuşuruz. Tamam. Bahar Karasu mu? Evet. Tamam, bilgimiz var. Kurşun yarası değil mi? Evet, ikisi de içeride. Ameliyathaneye hemen. Kan grubu bilgisi var değil mi? Önden bilgisi alındı, önden Bahar aldık. Bahar, yetiştik. Bahar. Erdem abi, Nazlı. Bahar'ı getirdiler. Nerede?
Aşağıda ameliyat aldılar. Tamam hadi. Sakin ol oğlum. Sakin ol. Bak yine gidiyor komutanım. Gözümün önünde birini daha kaybediyorum. Tamam Yavuz, tamam. Sakin ol. Merve'yi yaktım. Bahar'ı da kaybedeceğim. Allah beni bela versin. Konuşma oğlum böyle. Sakin ol oğlum. Sakin ol. Merve'yi koruyamadım. Bahar'ı da koruyamadım. Ben nerede hata yaptım komutanım? Bilmiyorum. Öyle yapma Yavuz abi lütfen ya. Belki buradan Gül'ü oynaya çıkacak şimdi Bahar. Konuştu benimle Nazlı. Vedalaşır gibiydi. Pes etmiş gibiydi. Tamam aslanım. Gözümün önünde vurdu komutanım. Kaçmak için yaptı bunu. Peşine düşmeyeyim diye yaptı. Kaçamaz hiçbir yere. Sen merak etme. O elimizde. Derisini yüzeceğim onun. Sana yemin ediyorum. Derisini yüzeceğim onun. Yavuz. Yavuz sakin ol. Sakin ol Hasan. Komutanım, biz olay yerine geldik. Derman en son burada görülmüş. Savcı Bey de burada. Tamam komutanım. Ne diyor abi komutanım? Bekleyin diyor. E ne yapacağız peki böyle? Ne yapacağız oğlum, bekleyeceğiz. Erdem Yarbay haber verecek. Aga ne bekleyeceğiz ya? Bulsunlar yerini, gidip gebertelim işte. Oğlum biz mafya değiliz. Biz askeriz. Burası İstanbul. Elimiz kolumuz bağlı. Hiçbir şey yapamayız burada. Erdem Yarbay bekleyin dedi, bekleyeceğiz. Ne yani abi? Şimdi dermanı bulurlarsa biz katılamayacak mıyız? Lan oğlum İçişleri Bakanı mıyım ben? Niye her şeyi bana soruyorsunuz lan? Ekstra bir şey olursa arar haber verir. Erdem Yarbay öyle dedi işte. Eminim ki bize ihtiyacı olacaktır. Haber verecektir bize. Bekleyeceğiz. Yapacak başka bir şey yok.
Nerede kaldınız? Her yeri tutmuşlar. Fazla vakit yok. Neyse ne. Planımız nedir? Bu gece seni çıkaracağız. Bir balıkçı motoruna bineceksin. Oradan denizden başka ülkeye. Ay, başka ülke ha? Neresi? En yakın neresiyse orası. Oradan Avrupa'ya geçersin. Umarım hava kararına kadar bulamazlar bizi. Dua et de bulmasınlar. Ederim. Kızın olmuş haber var mı? Hangi kız? Komutanın karısı, doktor. İki tane sıkmıştım. Gebermiştir umarım. Bilmiyorum. Üzerinde takip edilemeyecek bir telefon var mı? Kriptolu telefon var. Ne yapacaksın? Ver. Biraz eğleneceğim. Kimse bilemez ki ama. Hem ben Bahar'ın seninle tanıştığı için pişman olduğunu hiç sanmıyorum. O pişman değil ki, ben pişman. Alo. Merhaba Yavuz Usta hemen. Derman ben. Derman, neredesin? Karın öldü mü? Hala yaşıyor olduğunu bilmek güzel. Seni benden başkası öldürürse çok üzüleceğim. Ameliyatta mı yoksa? Kan veriyorlardır belki de. Dikişler falan. Of, beklemek de çok zor iş be komutan. Umutlanıyorsun bir de. Doktor çıkacak, gelecek. Yüzünüze gülecek. Geçmiş olsun, karınız tehlikeyi atlattı diyecek diye bekliyorsun orada, değil mi? Ama öyle olmayacak komutan. Karın ölecek. Onu kendi ellerinle toprağa gömeceksin. Ben de çok uzaklarda bir yerde Margarita'mı yudumluyor olacağım. Beni iyi dinle Derman. İster Afrika'nın adı hiç bilinmeyen bir kabilesinin yanına git. İster kutuplara, istersen Avustralya'ya. Bugünden sonra tek bir şey için nefes alacağım. Seni bulup o Margarita'yı bardağıyla birlikte boğazına sokmak için. Geceleri uyuyamayacaksın. Aldığın her nefeste ensende olduğumu hissedeceksin. Ve sonra bir gün karanlık bir sokakta yürürken birden karşına çıkacağım Derman. Kabusun olacağım senin. Ellerimle boğacağım seni. Gözlerinin içine bakarak yalvarmana bile müsaade etmeyeceğim Derman. Boş hayaller bunlar komutan. Bunlar hayal değil senin. Geleceğin. Kargalar kuşlar yiyecek cesedini. Kokacaksın Derman. Daha önce de birini kaybetmişsin değil mi komutan? Meryem miydi adı? Yok. Merve. Merve. Oh. Kendine kahrediyorsundur şimdi değil mi? Kendini suçluyorsundur. Ne bileyim. Belki de lanetlisindir komutan. Nerede olduğunu söylesene bana. Sana yemin ederim tek ve silahsız geleceğim. Neredesin? Çok isterdim komutan. Gerçekten çok isterdim seninle kozlarımızı paylaşmayı. Ama şimdi beni başka bir hayat bekliyor maalesef. Evet bekliyor.
Hayatının bundan sonraki kısmını mezarda geçireceksin Derman. Sana söz veriyorum. Bahar ister yaşasın, ister şehit olsun. Seni bulacağım. Ve öldüreceğim. Bulursan, bulacağım. Teşekkür ederim. Siz o dosyayla ilgili şey yapmayın. Sayın Valim. Yarbay Erdem Kaçmaz. Karabayır Özel Kuvvetler Tabur Komutanı. Hoş geldin Yarbay. Buyurun oturun. Arkadaşlar. Erdem Yarbay uzun süredir Derman denen o alçak teröristin peşinde. Bu tehditle ilgili çok kritik bir operasyonu henüz tamamladılar. Fazla zamanımız yok. İlk fırsatta ülkeyi terk etmeye çalışacaktır. Bütün takip tespit ünitelerine, karakollara, istihbarat unsurlarına ve kontrol noktalarına haber verdik. Birliklerimiz en son görüldüğü bölgeyi tamamen ablukaya almış durumda. Sağdaki istihbarat ajanlarımız da bilgi toplamaya devam ediyor. Bir gelişme olursa bizi haberdar edecekler. Ayrıca kaçması muhtemel yabancı devletlerin istihbaratlarına da bilgi notu verildi. Polis helikopterlerinin hepsi havada. Ayrıca sahil güvenlik botlarımız da denizleri tarıyor. Sağda benim de askerlerim var. Komutanlığımızla da konuştum. Biliyorum Yarbayım. Özel Kuvvetler Komutanı ile bizzat görüştüm. Bugün herkesin desteğine ihtiyacımız var. Merak etmeyin Sayın Valim. Elimizden geleni yapacağız. Hadi arkadaşlar, bulalım şu adamı. Sayın Valim, Bakan Bey birinci hatta. Peki. Buyurun Sayın Bakan. Onu biraz rahat bırakalım. Sen nasılsın? İyiyim, iyiyim güzelim. Çok daha iyi. İki kurşun da çıkarttık. Çok kan kaybetmiş. Kurşunlardan biri kalbine çok yakın bir yere isabet etmiş. Sol akciğeri kötü durumda. Yani? Önümüzdeki 24 saat kritik. Yoğun bakımı alacağız. Ben görmek istiyorum onu. Yakını mısınız? Kocasıyım. Duruma göre bir 5 dakika görmenize izin verebiliriz. Ama önce uyanması gerekiyor. Tamam, beklerim. İyi olacak ama değil mi? Bunu söylemek için henüz erken. Dua edin, iyi olsun. Müsaadenizle. Geçmiş olsun. Bahar! Bahar geldik bak, yetiştik. Biz buradayız. İyileşeceksin, tamam mı? Yavuz. Bunu da atlatacaksınız. Tamam mı? Ya atlatamazsak? Böyle konuşma Yavuz abi. Bahar senden bile güçlü bir kız. Belki ben sandığınız kadar güçlü biri değilimdir. Güçlüsün. En azından bugün güçlü olmak zorundasın. Hiç
Ateşim yanıyor Güler abla. Şu an orada ben olmalıydım. O kurşunları ben yemeliydim. Bahar'a bak ya. Şu haline bak. Bu incecik bedeni nasıl dayanır? Dayanacak. Göreceksin. Dayanacak. Arkadaşlar. Bak bu adamı yine elimizden kaçırırsak bende bütün devreler yanar, haberiniz olsun. Bu sefer devreleri yanan tek adam sen olmayacaksın Keşan'la. Yavuz komutanım çoktan yanmıştır Bilal abi. Bari bahara bir şey olmasın. Bu kadarını kaldıramaz komutanım. Oğlum daha ne olacak? Adamın anasından emdiği süt burnundan geldi. Bu kadarı bile yetmez mi? Yeter de artar aga. Yeter de artar. Her köşeyi çevirdiler. Bu sefer onu yakalayacağız. İsterse öteki dünyaya gitsin. Onu götüren mermi bizim silahımızdan çıkmadıysa ben yine düşerim onun peşine. O kadar. Yalnız biraz sakin olalım. Yavuz komutanın yanında öyle coşmayalım. Zaten adam perperişan, daha da kötü olur. Doğru söyledin abi. Zaten adamı da yakalayamadık. Yavuz komutanın içi için iyiyordur şimdi. Ne anlatıyoruz biz ya? He? Ya kala ya caz. Anladın? Allah'ım sen koru bari. Amin çölak. Amin. Ne? Hava kararmadı mı? Neyi bekliyoruz? Kamyonu. Ne kamyonu? Taksiyle mi gitmeyi düşünüyorsun tekneye? Seni saklamamız gerek. Bütün araçları arıyorlar. Nereye gizleneceğim peki? Ne kamyonu bu? Gelince görürsün. Bana bak. Bu işin içinde bir pislik yok değil mi? Çok konforlu olmayacak. Orası kesin. Allah kahretsin. Sık dişini. Müdürüm hala bir gelişme yok mu? Bir yerlerde saklandığına eminiz. Kaçma ihtimaline karşı kırmızı bülten çıkarmak için hazırlıklara başladık. Bu akşam bulunmazsa çıkaracağız. Güzel. Ne pahasına olursa olsun şu adamı yakalamamız lazım. Müdürüm bakar mısınız? Müsaadenizle. Bahar nasılmış? Ya ben hemen buraya geldim. Fethi gitti. Nasılmış durum? Bir haber var mı? Yoğun bakımdaymış. Güler'le konuştum. Ne diyormuş doktorlar? İyi konuşmuyorlarmış. Komutanım iyi misin? Bahar Hanım nasıl komutanım? Hala yoğun bakımda mı? Allah acil şifa versin. İnşallah tez zamanda ayaklanır yine. Derman aradı beni. Nasıl aradı? Tadını çıkarıyor. Bu ihtimal yurt dışına kaçacak. Bir şekilde sınırı geçip Avrupa'ya atacak kendine. Yavuz Bey, Bahar Hanım kendine geldi, sizi sordu. Görebilir miyim? Çok kısa. Tamam. Beni takip edin lütfen. Hadi bakalım ateşe bozuntusu. Hayırdır? Ne oldu?
ülkene geri dönüyorsun. Ne? Nasıl? Ülkende seni vatana ihanetten yargılayacaklar. Herhalde idam ederler. Hiçbir yere gitmiyorum ben. Ben burada yargılanmak istiyorum. Senin gibi pisliği ne yapacağız burada? Defol git ülkene işte. Bir şey soracağım. Neden beni geri yolluyorsunuz? Bize bir teklif yaptılar. Sana karşılık derman. Ve onun kaçış planı. Biz de seve seve kabul ettik. Deniz, hiçbir yere gitmeyin. Hiçbir yere gitmeyin. Bırakın. Bırakın. Yalvarırım. Yalvarırım. Yollamayın beni. Ne oldu lan? Ne oldu? Hava atıyordun benim dokunulmazlığım var diye. Hıyar. Yalvarırım. Yalvarırım. Yollamayın beni geri. Şimdi defol git ülkene. Orada artık hapiste, mahkemede sürün git işte. Tıpış tıpış gideceksin. Zorluk çıkarma, vaktimiz yok. Yorgun görünüyorsun. Sen her zamanki gibi çok güzelsin. Canın acıyor mu? Eminim seninki kadar değil. O ne demek? Yüzüne oturmuş. Beni böyle görmek sana acı veriyor. Kendini suçluyorsun. Suçlama Yavuz. Kızgın mısın? Sana mı? Evet. Çok kızgınım. Ne düşünüyorum biliyor musun? Keşke daha çok vakit geçirseydik. El ele sokaklarda yürüseydik. Konserlere, sinemaya gitseydik. Keşke daha çok kavga etseydik. Böyle konuşma var. Kavga ederiz daha sağ olsun. Artık edemeyeceğiz. Çünkü ben olmayacağım. Kavga mı çıkarmak istiyorsun? Hayır. Şimdi gücüm yok. Ama ikimiz de biliyoruz. Bu benim son görüşüm. Saçmalama Bahar. Şunu bilmeni istiyorum. İyi ki tanıdım seni. İyi ki hayatıma girdin. Karın oldum. Her saniyesi için minnettarım sana. Bunun vücudundan iki kurşun çıkmış kadın mı söylüyor? Bunu sana aşık ölmek üzere olan bir kadın söylüyor. Bir daha ölümden bahsedersen giderim bari. Ayrıca sen bayrağın için şehit olurken iyi. Ben aşık olup ölürken kötü mü?
Bilmem. Hayır. Değil işte. Bu çok güzel. Sana bunu yaşattığım için kendimden nefret ediyorum. İşte beni şimdi üzüyorsun. Bu benim seçimimdi. İlk gün arkanı dönüp gidebilirdin. Ama o zaman pişman yaşayıp mutsuz ölürdüm. Şimdi? Şimdi çok mutluyum. İyi olsun. Bana söz ver. Kalbini aşka kapatmayacaksın. Var. Kendine bunu yapmayacaksın. Tamam, ne olur. Sus, tamam. Beni de asla unutmayacaksın. Bahar, ne olur. Yavuz Bey, lütfen hastamızı daha fazla yormayalım. Tamam, geliyorum. Hemen geliyorum. Gitmem lazım. Hangi çiçekleri sevdiğimi biliyorsun. Papatya mıydı? Pislik. İyi olacaksın. Çok iyiyim zaten. Sen iyi ol yeter. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Ben suyumu kazandım da içtim. Ekmeğimi kazandım da içtim. Ekmeğimi böldüm de yedim. Alkışı duydum, ihaneti gördüm. Sesim de oldu. Komutanım, iyi misiniz? Bugün günlerden neydi? Pazartesi. Oldu benim. İyi. Sen de başını alıp gitme. Ne olur. Ne olur tut ellerimi. Hayatta hiç bir şeyim az olmadı senin kadar. Ve hiçbir şeyi istemedi. Seni istediğim kadar sen de başını alıp gitme. Ne olur, ne olur tut ellerimi. Ne olur, ne olur.
sen de başını alıp gitme. Ne olur, ne olur tut ellerimi. Hayatta hiçbir şeyim az olmadı senin kadar. Ve hiçbir şey istemedim seni istediğim kadar. Sen de başını alıp gitme ne olur. Ne olur tut ellerimi. Ne olur, ne olur. Ne olur, ne olur. Ateş. Nazlı. Bu acılar ne zaman son bulacak Ateş? Son bulmayacak. Biz hiç huzur bulamayacak mıyız? Pek sanmıyorum. Neden? Çünkü çok güzeliz. Sen çok güzelsin. Ben çok güzelim. Biz çok güzeliz. Biz böyle güzel oldukça bizim peşimizden bela, paçamızdan eksik olmasın. Nasıl yapacağız peki? Nasıl başa çıkacağız? İnadına aşık olacağız. İnadına birbirimizi daha çok seveceğiz. İnadına birbirimize daha çok bağlanacağız. El ele bütün kötü günlerin ardından geleceğiz. Bizden mi bahsediyorsun yoksa ülkemizden mi? Ya Püsa'yı ülkemiz. İkisi de aynı şey. Biz ülkeden ayrı değiliz ki. Doğru. Başım ağrıyor. Çok yoruldun sen de. Uyuyup dinlensene biraz. Uyku giren gözlerimi uyarım daha iyi. Bu aşağılık buralarda bir yerde. Hissediyorum. İyi ki varsın.
Ülkene gitmeye hazır mısın? Önce Derman'ın saklandığı yeri söyleyin. Teyit edene kadar bekleyeceksiniz. Ne kadar sürer? Ne kadar sürerse o kadar. Biz size vaat ettiğimiz bilgiyi verdik. Derman'ı yakalayamasanız da biz Ateşe'yi alırız. Orası sıkıntı değil. Biz de tutmaya pek hevesli değiliz. Yeter ki bilgiler doğru olsun. Kaçması muhtemel ülkelerin büyükelçilikleri dışişleri kanalımızda arandı, haberdar edildi. Herkes teyakkuzda. Efendim. Hemen bağlayın. Efendim, Ateşe'yi veriyoruz. Bilgiyi aldık. Yalnız yerin doğruluğu teyit edilene kadar Ateşe'yi vermeyin. Emredersiniz efendim. Bir ipucu yakaladık. Eylem, sen hemen iki kişiyle çık, yeri kontrol et. O kadar vaktimiz var mı? Bence hemen operasyona başlamak daha doğru. Erdem Yarbay haklı. O zaman Ateşe'yi biraz daha bekleteceğiz. Terörle mücadele ekiplerimiz hazır. Gidin o alçak herifi getirin. Kim getirirse getirsin. JÖ, PÖ, özel kuvvetler, kim olursa olsun. Erdem Yarbay, sen ve özel timiniz de bu işin bir parçasısınız. Tamamdır Sayın Valim. Müsaadenizle. Efendim komutanım. Yavuz, herkes orada mı? Tahir hariç hepimiz buradayız. Derman'ın saklandığı yeri bulmuş olabiliriz. Operasyonu başlatıyoruz. Biz? Biz de gidiyoruz. Koordinasyon sağlandı. Hastanenin önünden bir araç sizi alacak. Gerekli silah ve mühimmat içinde var. Hemen hazırlanın. Emredersiniz. Hadi gidiyoruz. Ne oldu komutanım, nereye? Derman'ı almaya. Karabatak nerede? Buralarda komutanım. Hemen bulmamı, hazırlanmamız lazım. Şimdi yerini bulduk bunun, değil mi? Umarım istihbarat doğrudur. Doğru olmasa bizi çağırmazlardı, var bir bildikleri. Bir tırsıyordur şimdi. Geliyoruz Derman. Derdine derman olmaya geliyoruz. Thank you.
Etrafınız sarıldı. Teslim olun. Anne ne oluyor? Bilmiyorum. Bilmiyorum kızım, bilmiyorum. Sadece sakin olalım, tamam mı? Bekleyelim, sağ ol. Teslim ol lan! At silahını! Gelin siz alın! Pardon. Hastamız vardı. Başınız sağ olsun. Ne? Maalesef başaramadı. Ne diyorsun sen ya? Çok üzgünüm. Git. Git. Gitti mi? Hayır.
Burası temiz komutanım. Geç. Derman burada mı? Gitti. Çoktan çıktı. Doğruyu söyle. Gitti diyorum. Her yere bakalım çaylak. Her deliğe. Gidemez. Nasıl gidecek? Nereye gidecek? Emredersiniz komutanım. Gittiyse nereye gitti lan? Bilmiyorum. Sen bilmiyorsan kim biliyor lan? Ehliyet ruhsat. Buyurun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ne oldu yarbayım? Yok mu orada? Aramaya devam ediyorlar sayın valim. Diğer adam gittiğini söyledi. İnşallah doğru değildir. Blöf yapıyor. Kesin oralarda bir yerde saklanıyordur. Erdem, baksana telefona. Belki acil bir şeydir. İşimizden acil ne olabilir sayın valim? Tamam, hadi bak sen. Söylediniz o zaman.
Bilgiler, operasyonun ortasındayız. Acil bir durum var. Erdem. Bahri kaybettik. Ne? Olmadı. Başaramadı. Yapamadı. Erdem. Dayanamadı. Güler, kapat telefonu. Ben seni arayacağım. Ne olur kapat. Başım sağ olsun. Nerede saklıyorsun onu? Gitti. Çoktan çıktı. Bilmiyorum. Nereye? Yurt dışına. Yalan söyleme lan. Hüseyin'im. Adamı alabilir miyiz? Alacaksınız komiserim. Taktik sorgumuz bitsin sizindir. Derman kaçmış olabilir. Biz etrafı kontrol etmeye devam edeceğiz. Komutanım. Derman yok. Hiçbir yerde yok. Tamam, bir daha bakın. Komutanım, derman yok. Bir daha bakın. Emredersiniz. Keşanlı Çaylak, siz de çıkın. Komutanım, biz sizinle kalalım. Gerek yok. Komutanım. Komutanım. Biz çıkıp bir bakalım. Abi. Yavuz komutanım iyi değil. Değil tabii. O yüzden yalnız bırakmak istemiyorum. Hadi hadi.
Ateş, ne yapıyorsunuz? Komutanım, nasıl oldu bilmiyorum ama Derman kaçıp gitmiş buradan. Aramaya devam edin. Emredersiniz komutanım. Ateş, kapatmadan bir mesele daha var. Nedir komutanım? Bahar'ı kaybettik. Ne? Mekanı cennet olsun. Şimdilik Yavuz'un bilmesini istemiyorum. Hemen onu alıp buraya getirebilir misin? Emredersiniz komutanım. Başımız sağ olsun. Dediğim gibi, Yavuz bilmesin. Bekliyorum. Yok. Herif hiçbir yerde yok. Karabatak. Senin neyin var ya, yüzün bembeyaz? Bahar. Deme. Fethi. Yavuz komutan bilmemeli. Çaktırmamalıyız. Anlamamalı, bilmemeli. Peki efendim. Verdiğim bilgiler doğruymuş. Ateşe'yi veriyoruz. Dermanı aldınız mı? Orası seni ilgilendirmez. Şimdi defol git. Ne kadar sürede denizden sınırı geçersiniz kaptan? Hava aydınlanmadan orada oluruz. Ama Karadeniz bugün dalgalı. Çok hızlı gidemeyiz. Gidin kaptan, hızlı gidin. Bu herif başaramazsa ikimiz de yaşatmazlar. Tamam. Elimden geleni yaparım. Hayırdır Şevket, ne konuşuyorsunuz fısır fısır? Yok bir şey Ali kaptan. İyi öyle olsun. Tamam bırak, bırak, bırak! Tamam, bırak!
Tamam mı? Güvendemeyiz artık. Tamam tamam. Güvendesin. Komutanım ne oldu? Yavuz komutan nerede? Buradaydı. Terörle mücadele her yere baktı. Geçmiş olsun. Derman yok. Yavuz komutanım da yok. Hayda. Kalk lan kalk. Kalk. Ağzını aç şunu. Abi ağzı burnu kan bunu. Ne oldu sana? Ne diyor oğlum o? Ben anlamıyorum. Ben anlıyorum. Ne diyor? Yavuz komutan ağzımı yüzümü kırdı, konuşamıyorum. Bir kağıt kalem bulalım. Ne söylediyse yazdıralım şuna. Bu işin tadı kaçmaya başladı. Acil Yavuz komutanı bulmamız lazım. Hadi çabuk, hadi! Yavuz abi ölüyor. Yavuz abi ölüyor, ne diyeceğim? Haberi var mı acaba? Bilmiyorum ki, babam söyledi mi? Açma. Ama açmasam iyice şüphelenecek. Aç o zaman. Ya tamam da ne diyeceğim? Aynı de. Değişmedi de. Tamam. Tamam. Alo? Nazlı, Bahar nasıl? Var mı bir gelişme? Hayır, hayır. Aynı Yavuz abi, bıraktığın gibi. Doktorlar ne diyor? Düzelme falan? Bilmiyorum, içerideler. Bir şey demiyorlar yani. Aynı herhalde. Sen geliyor musun? Gece biraz zor. Acil işim çıktı. Tamam, tamam Yavuz abi. Biz buradayız, merak etme sen. Tamam. Fena dağıtmış. Ne diyorsun sen Fethi? Böyle oldu komutanım. Bir baktık yok. Gitmiş. Nereye gitti peki? Derman Karadeniz kıyısından denize açılmış. Belki de çoktan sınır geçmiştir. Yavuz komutanım da peşine düşmüş işte komutanım. Hemen durdurun onu Fethi. Ne pahasına olursa olsun durdurun. Yoksa başı çok büyük belaya girecek. Emredersiniz. Emredersiniz.
Arıyorum arıyorum açmıyor. Biraz önce aradım, meşgul attı bu sefer de. Aga haber alınca ne yapacak peki? Ne bileyim ya. Beni de en çok o korkutuyor zaten. Şimdiden böyle psikopata bağladıysa... öldüğünü öğrenince ne yapacak Allah bilir. Yakar buralar abi. O dermanı da bulur. Ne yapıp ne edip bulur, onu da yakar. Yaksın. Ben sonuna kadar arkasındayım. Meslekten atılırsa? Atılsın. Adamın karısını delik deşik ettiler be. Ne yapacak? Adalete hesap vereceksin, derman mı diyecek? Sıksın kafasını, olsun bitsin ya. Durdurursam adam değilim. Oğlum boş boş konuşma. Adamı hapse mi atsınlar? Ömrü boyunca hapislerde mi çürüsün herif? Aşık bas şu gaza bas. Bas yetişelim şuna. Bu manyak iyice psikopata bağladı. Geldik zaten, geldik. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyur. Bir şeye mi baktın? Bir tekne arıyorum. Adı nedir? Bilmiyorum. Sır tutar mısın? İşim bu. Terörist buradaki teknelerden biriyle kaçacak. Karadeniz'den başka bir ülkeye geçiş yapacak. Arayalım mı sahil güvenliği? Aramayalım. Neden? Çünkü o herif benim karımı vurdu. Şu an yoğun bakımda. Benden başkası yakalarsa üzülürüm. Yani sınır dışına geçip onu ben yakalayacağım diyorsun. İşime gelir. Peki nasıl geri döneceksin? Dönmek önemli değil. Onun canını almak önemli. Bak evlat, akıllı birine benziyorsun. Bir zamanlar öyleydim. Hadi git işine. Başını belaya sokma. İstediğin kadar para veririm. Parayla işimiz yok. Ben de başkasını bulurum. Komutanım. Hadi araca binin gidelim. Ben gelmiyorum bir yere. Ne demek gelmiyorum? Gelmiyorum işte. Dermanı bulmadan hiçbir yere gelmiyorum. Yemin ettim. Onu bulmazsan Bahar'ın yüzüne bakamam ben. Esos onu bulup öldürürsen Bahar'ın yüzüne bakamazsın. Çünkü hapiste olacaksın komutanım. Komutanım adam kaçmış gitmiş. Başka bir ülkede. Ne yapacaksın komutanım? Başka bir ülkede adam mı öldüreceksin? Tamam işte, sınır ötesi. Bizim işimiz. Öyle kaçak göçek değil ama. Bu seferlik öyle olacak. Komutanım uzatmayın artık, hadi gidelim. Gelmiyorum Karabatak. Komutanım,
Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Senin niyetin ne? Ne niyetin ne? Yakacaksın kendini komutanım. Yakacaksın kendini. Bana dediklerini hatırla. Savcının odasında o çocuğa kafa attığımda bana dediklerini hatırla. Nazlı'yı zehirleyen adam. Ellerimle boğacaktım onu. Kafasını kopartacaktım. Beni kim engelledi? Sen engelledin komutanım. Bana dediklerini hatırla. Biz profesyonel askeriz komutanım. Yapma. Gel gidelim artık. O adam bahara vurup bile şimdi keyfine bakamaz. Ucunda hapis mi var? Ölüm mü var? Delik deşik olmak mı var? Umurumda değil. Bunun kime ne faydası var peki? Hı? Hadi adam burada olsa hep beraber sıkalım gebertelim. Sınır dışında. Adımını attığın an seni tutuklarlar biliyorsun komutanım. Yeryüzünde yaşayan her insan şunu bilsin istiyorum. Bize, vatanımıza, bayrağımıza, sevdiklerimize zarar veren bir insan rahat yüzü göremez. Bunu bilsinler. Yıllarca şehitlerimizi bayrağa sardık, tabuta koyduk, gönderdik. Şehirlerimizde bombalar patladı, insanlarımız öldü. Bacak bacak üstüne atıp izledi herkes. Yeter ya! Yeter! Eğer beni seviyorsanız karşıma çıkmayın. Komutanım. Ne yapacaksın? Kayıkla mı gideceksin? Kara sularımıza kadar ben götürürüm. Sonra da bu botu alır başını çaresine bakarsın. Sen sabır. He. Eğer yakalanırsan beni tanımıyorsun. Anlaştık mı? Ya dayı sen de bir dur Allah'ını seversen. Komutanım. Komutanım. Eğer aranızdan biri beni durdurmaya kalkarsa onu hakkımı helal etmem. Sahil güvenlik mi? Pardon birader. Yanlış oldu. Ne yapıyorsun sen? He? Ver o telefonu. Ne yapıyorsun lan sen? Hı? Yavuz komutanımı mı ispiyonlayacaksın? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Kendine gel Keşan'la. Ne ispiyonlamasından bahsediyorsun sen? Adam yakacak kendini, yakacak! Anlamıyor musun? Yakacak kendini! Sakin olun be! Bir siz eksiktiniz. Lan adamın karısını vurmuşlar lan. He? Lan adamın karısını vurmuşlar lan! Peşine düşmesin mi? Biz düşmedik mi? Adam şu anda başka ülkede. Anlamadığın nokta o. Bütün hayatını hapiste geçirir. Adam razı oğlum. Adam her şeye razı. Size ne oluyor lan? He? Adam buna razı. Ben razı değilim lan. Ben razı değilim. Ben razı değilim. Ben anlamam arkadaş. Yavuz komutanım her türlü haklı. Şimdi peşine düşmezse bütün ömrü boyunca içi içini yiyecek.
Belki her hafta bu adam bunu arayacak. Kaybedecek neyi var lan he? Kaybedecek neyi var oğlum? Neyi kaybedecek? Biz varız biz. Üniforması var. Daha ne olsun? He? Silahımızı, üniformamızı bizden aldıklarını, neler yaşadıklarımızı unuttunuz mu? Abiler. Mücahit abi haklı. Yavuz komutanımı hepimiz çok iyi tanıyoruz. Sahil güvenliği arasan, durdursalar bir daha hayatı boyunca bakmaz yüzümüze. Kendini de affetmez bizi de. Bırakalım bildiği gibi yapsın. Ah komutan, ah komutan. Kol kırılır yen içinde kalır beyler. Göz göre göre yakıyoruz adamı. Bana uyar. Bundan sonra ne diyorsanız bana uyar. Fark etmez, tamam mı? Nasıl istiyorsanız öyle yapın. Nasıl istiyorsanız öyle yapın. Efendim komutanım. Ne yaptınız? Komutanım haberler kötü. Ne oldu? Dermanın artık karasularımızdan çıkmış olduğunu tahmin ediyoruz komutanım. Doğrudur. Yavuz komutan da peşine düştü, gittiler. Ne diyorsun sen? Dermanın peşini bırakmaya niyeti yok komutanım. Bir tekneye atlayıp peşine düşmüş. Hangi tekneye? Biliyor musun? Engel olamadık komutanım. Teknenin ismini de görmedim. Hemen sahil güvenlikle konuşuyorum. Yavuz'un başını belaya sokmasına izin vermeyeceğim. Emredersiniz komutanım. Müsaadenizle. Eylem, bir saniye ödeyelim misin? Eylem, ben şimdi hemen gerekli komutanlığımızla irtibata geçeceğim. Sen de büyükelçiliğimizle iletişime geç. Yavuz sınır dışına doğru yola çıkmış. Ne yapıyor orada? Dermanın peşinde. Diğer ülke makamlarının haberi var mı? Yok, olmamalı. Yavuz bir hata yapana kadar da olacağını sanmıyorum. Eylem, bu çok önemli. Yavuz'a onlardan önce ulaşmamız lazım. Tamam, ben hemen bağlantı kuruyorum. Haberin var değil mi? Var Eylem, var. Çok üzgünüm ya. Çok üzgünüm. Keşke burada olsaydın. Keşke. Berbat durumdayız ki anladım. Derman kaçtı. Yavuz komutanın peşinden gitti. Biz burada birbirimize girdik. Bahar. İnanamıyorum ya. Gencecikti daha yani. O herif ne istedi o kızdan? Daha Yavuz komutanımın haberi bile yok. Öğrenirse yakar ortalığı. Üstelik başına ikinci gelişi. İnsan böyle bir acıyı nasıl yaşar diyorduk. Adam iki kere yaşadı ya.
Fethi. Seni seviyorum. Seni seviyorum Eylem. Hayatı görüyorsun işte. Bugün varız, yarın yokuz. Ya ne olurdu birileri de sonsuza kadar yaşasa ya. Çok mu şey istiyorum? Yok. Çok mütevazi bir istek bence de. Kapatmam lazım. Tamam. Öpüyorum. Ben de. Başımız sağ olsun. Vatan sağ olsun Elem. Vatan sağ olsun. Doktor geberdi ha? Güzel. Vay be doktor. Demek öteki tarafa geçtin ha? Şimdi keyfim yerine geldi. Hayatımızın ilk günü. Kahvaltı da önemli bir öğün olduğuna göre. Kahvaltıya geçelim. Son. Bakalım neler yazıyorlar ha? Bundan da düşünmek. Canım, kusura bakma, dün gelemedim yanına. Ama artık kendine gelmişsindir herhalde. Ya da gelince dinlersin bunu. Bugün çok güzel bir yere geldim Bahar. Görev icabı tabii. Seninle de geliriz buraya. Az önce çok güzel bir kahve içtim. Yanlış anlama, senin yaptığın kahveler kadar güzel değildi. Zaten bu hayatta hiç kimse hiçbir şey senin kadar güzel yapamaz. Kimse senin gibi somurtamaz mesela. Hiç kimse senin kadar sıcak gülemez. Dünyada hiç kimse ama hiç kimse senin kadar güzel kokamaz Bahar. Dünyada kimse senin gibi sevemez Bahar. Aslında uzun bir tatili hak ettik biliyor musun? Bahar, ben kötü bir şey yapmak üzereyim. Umarım çok kızmazsın bana. Hani seni bu hale sokan adam vardı ya. Onu buldum. Birazdan bütün vücudunu kurşunla dolduracağım. Ama bunun bedeli biraz ağır olabilir. Bu da benim sana veda mesajım olsun. Seni seviyorum. Şimdi kapatmam lazım. Hareketli bir sabah olacak. Umarım iyisindir. Seni çok seviyorum.
Ülke makamlarının geldiğinizden haberi var. Ancak niçin geldiğinizi bilmiyorlar. Yavuz'u çıkaralım da. İnşallah başını belaya sokmamıştır. İnşallah. Eğer soktuysa onu buradan ancak ceset torbasıyla Türkiye'ye götürebiliriz. Allah korusun ya. Burası başka bir ülke İlem Hanım. Yavuz'un bu yaptığı savaş sebebi bile olur. Siz de tutuklanabilirsiniz. Onlar da hain bir teröristi. Topraklarında saklamasınlar o zaman. Bunu ispat etseniz bile inkar ederler. Haberimiz yoktu derler. Doğru yere gidiyoruz değil mi? Evet. Yavuz'u götüren kaptan onun buraya geldiğini söylemiş. Konuş lan. Konuş! Vindanın adı Visi. Öyle duydum. İçeride Derman diye bir adam var. Hani iki dakika boğazını kesip geleceğim. Anlamadın tabii. Geldiler. Kim geldi? Bilmiyorum. Manyağın biri ortalığı ateşe verdi. Derman! Yavuz. Allah kahretsin. Bana bak, hemen polisi ara. İnşallah geç kalmamışızdır. Biraz hızlı gidelim. Başka bir girişi vardır. Hadi yürü. Kaç kişi lan bunlar? Yalnızca bir kişi. Bir kişi bu kadar adamı nasıl halledebilir? Ben de bunu kendime soruyorum ama. Çık dışarı. Çık! Derman! Derman!
İyi misin? Evet. Hemen buradan çıkmamız lazım, çabuk. Derman burada. Dermanı ben hallederim, başın belada. Derman burada. Yavuz, Yavuz! Sakin ol. Erdem. Yavuz, sakin ol. Çök. Çök! Polisler gelmek üzere. Hemen çıkmamız lazım buradan. Ben iyiyim böyle. Yavuz, bu herifi vurursan dönüşü yok aslanım. Dönüşü yok. Seni buradan dışarı çıkaramayız. Yavuz, sadece 2 dakikamız var. Bu ne olacak? Yapabileceğimiz bir şey yok. Burası bizim toprağımız değil. Zaten başım belada. Görmüyor musunuz? Kimseyi öldürmemişsin. Yavuz, bu herifi öldürürsen hayatını hapishanelerde çürütürsün. Umurumda değil. Yavuz. Bunu öldürürsen bahar geri mi gelecek sanıyorsun? Öldü mü? Evet. Dün gece. Sana söyleyemedik. Kafasına sıksaymışım. Sana da ayıp ettik. Kusura bakma. Kapat lan çeneni! Gelmek üzereler. Hemen çıkmamız lazım buradan. Yavuz, mantıklı ol. Sakin ol Yavuz. Bana sakin ol deme komutanım. Olmayacağım. O kız benim için hayatını değiştirdi. Karabayır'a taşındı. Kızmadı, küsmedi. O kız beni seviyordu lan. Yavuz, ne olur bırak şu adamı. Hadi gidelim buradan. Bu adamı mı? Sen bırakır mıydın? Fethi'yi vursaydı, onu kucağında taşısaydın çaresizce, kollarında ölmek üzere olsaydı bırakır mıydın? Yavuz, sakın yapma. Hadi koşun benim. Hadi bırak şu silahı. Hadi. Onu çok seviyordum lan. En çok da neyini seviyordum biliyor musun? Gülünce kısılan gözlerini. Sen onları aldın benden. Bunun da bir karşılığı olmalı. Gel benimle. Hadi. Gel. Erdem.
Yürü, yürü, koş. Koş Yavuz, koş. Durun. Durun, tamam, durun. Bir şey yok, tamam. Durun dedim. Durun! Yavuz! Hikayemin sonu böyle olmamalı. Daha kahramanca bir şey beklerdim. Kurt deriliği düşünün. Ya da hafıza. Onların yanında benimki biraz kişisel kaldı sanırım. Sorun değil. Birçoğunun zannettiğinin aksine bizim de duygularımız var. Aşık oluyoruz mesela. Hem de tutkuyla. Her şeyi ölümüne yapmak kanımıza işlemiş. Sonuna kadar gideriz her işte. Yaşamayı bile ölesiye sevdik. Gerçekten zor. Öldüğümü kabullenmeleri zor. Ama alışacaklar. Daha önce de yaşadılar bunu defalarca. Bir budala gibi öldüğümden bana şehit töreni yapılmayacak. Sağ olsunlar, bizimkiler yine de Türk bayrağına layık görmüşler tabutumu. İyi tarafından bakalım. En azından sevdiğimle beraber olacağım.
sen bakma bize komutan. Akan gözyaşımıza bakıp üzülme. Seninle gurur duyuyoruz. O hainin soluğunu kestin ya. Sana da böylesi yakışırdı. Bizim komutanımız gidecekse işte böyle gider. Hepiniz tek tek gidiyorsunuz. Bu şehit oğlu Mücahit Serden geçtiği bırakıyorsunuz. Allah'ıma çok şükür komutanım, yaşıyoruz da. Ben değil, siz yaşayacaktınız. Bu kardeşin seni unutmayacak. Yiğitliğini, gözü karalığını, bir de o yakışıklı bakışlarını unutmayacak. Sağ olun komutanım. Komutanım Köse öldü. Görüşürüz. Nereye? Kendime yeni bir iş bulacağım komutanım. Arkadaşlar kim komutanım? Hepsi aslan maşallah. Özel bir göreve atanan tim elemanları. Başlarında henüz bir komutan yok. Biz komutanımızı bulduk komutanım. Yavuz Üsteğmen'i bize verin. İstediğinizi gidip getirelim. Kabul eder misin? Ajandama bakmam lazım komutanım. Git üniformanı giy. Böyle gezinme buralarda. Burası askeriye, Dingo'nun ağırı değil. Emredersiniz komutanım. Bundan sonra beraberiz ha? İnşallah komutanım. Biz komutanımızı bulduk. Ama erken kaybettik. Toprağın bol olsun komutanım. Bu tim seni hep bir kardeş, bir abi gibi sevecek. Hoş geldin. Seni çok özledim. Ben de. Burası bayağı rahatmış. Ben de mi gelsem? Sen gelemezsin.
Neden? Daha var. Ne kadar? Bilmem. Ama ben seni burada hep bekliyor olacağım. Tamam mı? Tamam. İlk fırsatta geleceğim. Ama çiçekler kalsın. Seni seviyorum. Bekle beni, tamam mı? Geleceğim. Gördüğünüz gibi ölü bir adam için hala çok yakışıklıyım. Bu kadar sevilmek ne kadar güzel. Keşke gidip koşup sarılsam onlara. Lan desem buradayım oğlum, ölmedim, hepsi oyundu. Babamın oyunuydu desem, beni kurtarmak için yaptı desem. Polisleri oyalayacağım. Sen şunu kendine şırınga et. Ne bu? Nabzını çok yavaşlatacak bir şey. Seni öldü sanacaklar. Niye yapıyoruz bunu? Yaşarsan tutuklanırsın. Yaptığın diplomatik bir krize neden olabilir. Burada hapislerde çürümene gönlüm razı değil. Hele hele öldürdün diye asla. Bak evlat, bugün bir tek şansın var. Yaşamak istiyorsan ölmen gerek. Hadi. Tamam. Ben polisleri oyalayacağım. Gerisini bana bırak. Yalnız bizim biraz kana ihtiyacımız var. Şimdi çok alışık olduğum bir şey yapacağım. Koş şimdi. Hadi yürü koş. Tamam durun. Durun tamam, bir şey yok. Bir şey yok, tamam. Thank you.
Bir de iyi tarafından bak. Hala yaşıyorsun. Sen bunu yaşamak mı diyorsun? Ne var ki? Yeni pasaportun ve kimliğin. Fethi bir gün yaşadığını öğrenirse gerçekten beni asla affetmeyecek. Yaşadığımı öğrendiği gün dünyadaki herkes affeder. Merak etme. Çocuklar size emanet. Sen onları merak etme. Ben size iyi idare edeceklerdir. Hepsi yeni görevlere atanıyor. Gerçekten mi? Başka başka görevlere gidecekler. Tam zamanında yetiştin ha. Ben babayım. Babaların olayı bu. Hadi bakalım. Gitme vaktin geldi. Ortadan kaybol. Şimdi? Ne yapmak istersen. Ülkeme hizmet etmek istiyorum. Ülkene hizmet etmek istiyorsan bir an önce ortadan kaybol. Birileri görürse hepimizin başı belaya girer. Sesimi duymadan, önümü vurmadan. Sen dönüp dur, seni bekliyor maymun.
aynı yerde ve bu aynı sahne. Sen dönüp dur. Düşüyoruz yine aynı derde fakat ayrı perde. Sen dönüp dur. Bilemedim bunu kimdi gerçek ya da kimdi sahte. Sen dönüp dur. Kimin aynı sence? Sen dönüp dur. Seni bekliyorum aynı yerde ve bu aynı sahne. Sen dönüp dur. Düşüyoruz yine aynı derde fakat ayrı perde. Sen dönüp dur. Bilemedim bunu kimdi gerçek ya da kimdi sahte. Sen dönüp dur. Sözüne durmadan, önümü bulmadan, yol yok. Sözü tutmadan, sesimi duymadan, önümü bulmadan, yol yok. Yüzü dalmadan, sözünde durmadan, önümü bulmadan, yol yok. Sözü tutmadan, sesimi duymadan, önümü vurmadan. Sen dönüp dur. Seni bekliyorum aynı yerde ve bu aynı sahne. Sen dönüp dur. Düşüyoruz yine aynı derde fakat ayrı perde. Sen dönüp dur.